Kayıt yapılıyor şu anda. Ben çünkü ben kayıtta yer alması açısından önce bir iki tane duyuru yapmak istiyorum. Bir tanesi bu KVKK zorunluluğu nedeniyle toplantımıza katılanları bilgilendirmek isteriz. Bu toplantının kaydı alınmakta ve daha sonra kendi mecralarımızda yayınlanacak. Bunu söyleyelim. İlk defa bunu yapıyoruz. Sürçülisan edersek affola diyelim. Ve ben bunları söyledikten sonra panel oturumumuzu süper sorularımızı da chat ortamında alabileceğiz. Çünkü sınırlı sürede bunu bitirip arkasından toplantı odasını terk etmemiz gerekiyor. Ben öncelikle katılımcılarımızdan kendilerini tanıtmalarını isteyeceğim. Farklı disiplinlerden geliyorlar. Ama bu önemli günde 23 Nisan'ın Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılında çok önemli bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü ülkenin geleceğiyle ilgili konuları tartışacağız ve herkesin aynı şeyi söylemeyecek olması, herkesin farklı disiplinlerden gelmesi de çok daha büyük katkı sağlayacak diye düşünüyor ve temenni ediyorum. Onun için önce katılımcılarımızı tanıyarak başlayalım, kayıtlara da geçmesi açısından. Sonra konuşmalarımıza geçelim. Mehmet Bey veya Merhaba. Metin diyeyim şimdi. Mehmet Bey garip geldi Evet. bana. Mehmet Metin Okur, Sefa Merve'nin kurucusu olarak buradayım ama bir sürü sektörde bir sürü iş yapıyorum. Yani yurt dışında yaklaşık işte yani 12 tane total şirketi yönetiyorum. Bunlardan işte ulusal Toyota ile ortaklığım olan işte BP ile Toyota ile Mitsubishi ile ortaklık olan Finlandiya'da bir şirket var. Ayrı bir transportation işinde. Payment işindeyim aynı zamanda. Yani money collection işindeyim. Yine İngiltere'de bir payment işindeyim. Sefa Merve var, işte e-ticaret, e-commerce, e-ihracat yaptığımız şirketimiz. Asıl TV background'luyum. Teknoloji, tamamen televizyonlara teknoloji tarafında teknoloji işleri yapıyordum. Reklam ve teknoloji. Ve şu anda Sefa Merve adına buradayım. Fuat. Herkese merhaba. Fuat Pamukçu. Ben DFDS isimli bir denizcilik şirketine başkan yardımcısıyım. Türkiye ile Avrupa arasında ro-ro hatları işletiyoruz. İtalya'ya, Fransa'ya özellikle. Aynı zamanda GİAD başkanıyım. Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği. GİAD 1986 yılında kurulmuş. Yaklaşık olarak 400 üyesi olan bir çatı örgütü. İçine daha çok genç segmentindeki iş insanları yer alıyor. Bizim üyelerimizin profiline baktığımızda da ağırlıklı olarak ikinci, üçüncü jenerasyon aile şirketleri, girişimciler ve uluslararası şirketleri ya da büyük kurumsal şirketlerin üst düzey yöneticileri yer alıyor. Kerem, ben öncelikle teşekkür ederim. 23 Nisan 2020 gerçekten çok önemli bir gün. Yani ülkemiz coğrafyasında halkın iradesinin bir meclise taşındığı ilk gün baktığımızda ve 100 yıldır da bu şekilde devam etmiş. Gerçekten çok teşekkür ediyorum ve kıymetli buluyorum. Bugün hem konuşacağımız konular açısından olsun hem de bugünü anmak açısından olsun. Tüm katılımcılara da hem güzel bir ulusal egemenlik ve çocuk bayramı diliyorum aynı zamanda. Ömer. Selamlar, ben Ömer Mert. WorldDev başkanıyım. Dördüncü yılımıza gireceğiz bu Haziran'da. WorldDev olarak biz tamamen e-ihracat odaklı uluslararası konferanslar, eğitimler ve danışmanlık projeleri yürütüyoruz. Bu 2020 yılıyla beraber konferanslarımızı artık yurt dışına da taşıyoruz. Eğer bu pandemi olmasaydı bu Ekim ayında Özbekistan'da Dış Ticaret ve Yatırım Bakanlığı ile beraber Özbekistan devlet himayesinde World E-Commerce Forum Central Asia'yı yapacaktık. Ama tabii herkesi etkilediği gibi bu pandemi bizi de etkiledi. Bizim 2020 faaliyet takvimimizi yeniden yapılandırmak zorunda kaldık. Ama yani özetle WorldDev olarak biz daha ağırlıklı olarak gelişmekte olan ekonomilere gidip o ekonomilerin
e-ticaret ve dijital dönüşüm kalkınma hamlelerinde hükümetlere, devletlere destek olmak istiyoruz. En azından 2021'de faaliyetlerimizin %95'i bu yönde olacak. Ben de Kerem Özdemir, Fortune Türkiye'nin teknoloji editörüyüm. Kadıköy Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Elektronik mühendisiyim. 30 yıla yakındır gazetecilikle medya sektöründe iştigal ediyorum. Bunun son 20 yılı bilgi teknolojileri üzerine. Daha önce uluslararası ilişkiler ve dış habercilik üzerine çalışıyordum. Ekibin bu şekilde organize olması, bu şekilde toplanması bana büyük zevk veriyor açıkçası. Şöyle bir yol izleyeceğiz. Önce ekonomi konuşalım, sonra Metin'e geçelim diye düşünüyordum ama önce Metin'e şu soruyu sorup bir iki dakikada cevabını almak istiyorum. Bu değişim zorunluluğunda herkes ayakta kalabilecek mi? Kimler var olmayı sürdürecek? Kimler yok olacak? Onunla ilgili bize kısa bir giriş yaparsan sonra ekonomi konuşalım, sonra yine sana geleceğiz. Biraz önce, 5 dakika önce Finlandiya'daki şirketle, Maas'la yönetim kurulu toplantısındaydım. Burada Toyota vardı, Mitsubishi var, BP var. BP'nin üst düzey. Mesela masadaki insanlar, birisini söyleyeyim. Toyota'daki Ivo yaklaşık Toyota'nın 270 milyar dolarını yöneten adam. Buna şimdi bir cevap çok zor. Çünkü hiç kimsenin önümüzde, onlar da aynı şeyi söylüyordu, aynı şeyi konuşuyordu. Şimdi Türkiye, diyorlar ki Türkiye'deki şirketlere devlet destek veriyormuş. Finlandiya ve Belçika'da sadece vergi ve SGK yardım var. Onun haricinde hiçbir destek yok. Türkiye'deki destekler nasıl diye bize böyle bir soru geldi oradan. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bir kere öncelikle bizim yani çok kurumsal şirketler, 1000 kişilik şirketler, artık bu tip bir durum bu COVID'le tamamen ortadan kalktı. Daha küçük yapılar, ayakta duracak olanlar, daha kıvrak olanlar, dijitalleşme süreçlerini tanımlamış. Bu işte hyper otomasyon diye bir şey çıktı şimdi bu 2020'de, hyper automation. İşte diyorlar ki önce şirketin ne yapıyor bir şirket, hani bir keşfet ne yaptığını. Ondan sonra yaptığın şeyleri analiz et, tasarla, otomatikleştir, ölç, izle ve yeniden değerlendir. Şimdi böyle bir yapı geliyor. Bizim hepimizin aslında işte şirketimizin yaptığımız işler, dijital şirketiz ama bu dijital şirketin farklı kanallarda ikizini yaptıysak biz ayakta kalacağız. Farklı kanallar dediğim omnichannel. Yani sen WeChat'te mal satabiliyor musun? WhatsApp'ta mal satabiliyor musun? Instagram'da mal satabiliyor musun? Facebook'ta, kendi sitende, işte Amazon'da, eBay'de, her yerde offline'ın da olacak. Mal satabiliyor musun? Bunların bütün kanallarını tamamlamış olan, yani şirketlerin dijital ikizlerini oluşturmuş olan şirketler ayakta kalacak ve geri kalan zor. Buna böyle cevap verebilirim ancak. Süper. Bunun arkasından hemen ben Fuat'a gitmek istiyorum. Çünkü şimdi ben üniversitede yüksek lisans öğrencilerine ders veriyorum açıkçası ve COVID'i tartışırken herkes şey söyledi. Hocam e-ticaret acayip büyüyecek değil mi dedi. Ben de malları bir yerden bir yere gönderme gücünüz varsa evet dedim. O kadar da cazip değil. Bir şu fiziksel dünyaya bizi oturtsana. Orası ne hale geldi, ne durumdayız? Tabii. Ya ben istiyorsan genel bir değerlendirme yapayım. Daha sonra da tabii işin lojistik tarafına da muhakkak değinirim. Yani dünya açısından baktığımızda bu koronavirüsü işte futbol maçlarında vardır. Meksika dalgası stadyumun etrafında döner. Çin'den başlayan bu Meksika dalgası açıkçası işte önce Asya'da, daha sonra Avrupa'da, Amerika'da, şimdi tekrardan Asya'nın çeşitli bölümlerinde, Afrika'da, Hindistan'da, çeşitli yerlerde görülüyor. Yani bu Meksika dalgası belki aynı şiddetinde değil ama dünyanın çevresinden dönmeye devam ediyor. Bunun etkisi ne ekonomilerde? Daha önceki küresel krizleri dikkate aldığımızda finansal bir sebepten kaynaklanıyordu. İşte mortgage bubble'dı mesela bir önceki. Ev fiyatlarının çok yükselmesi. Ondan önceki teknolojiyle alakalı olan bir köpüğün ortadan çıkmasıydı. Burada bu virüsle birlikte farklı coğrafyalarda aynı anda hem arz tarafı ekonominin
hem de talep tarafı çok hızlı bir çöküşe gidiyor. Ve farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda. Şimdi bunun etkisi, o yüzden de biraz önce Metin'in söylemiş olduğu gibi çok derin. Yani bütün endüstrilerde, bütün sektörlerde, dijital olsun olmasın, büyük bir çöküşe yol açıyor. Şirketler bununla ne yaptı? Hem tedarik zincirlerini hem operasyonlarını bir şekilde virüs koşullarına, virüs koşulları da işte bizim şu anda içinde bulunduğumuz bu new normal dediğimiz, yani yeni normale doğru giden bir şekilde adapte olmaya çalıştı baktığımızda. Bütün bunların yanı sıra aynı zamanda petrolde de ciddi bir düşüş var. Yani dünyadaki bu arz ve talep krizinin üzerine bir de petrolün fiyatının çok ciddi anlamda düşmesiyle buradaki ekonomilerin de, petrol üretici ekonomilerin de krize doğru gidiyor olması zaten bu problemi daha da gün yüzüne çıkaran bir hale geldi. Şimdi şeye baktığımızda fiziksel tarafını sordun için, yani e-ticaret tabii ki sonuçta şirketler zaten bir dönüşüm sürecindeydi. Neden? Çünkü ağırlıklı olarak hem nakit akışı hem kar marjı açısından sıkıntılı bir dönemdeydi 2019'dan çıkıp 2020'ye girerken. Dünya geneli için konuşmak gerekirse. Bu süreçten zaten pozitif çıkabilecek olan şirketler, Metin'in de biraz daha bahsetmiş olduğu gibi dijital dönüşümünü hızlandıran ya da tamamlayabilen, aynı zamanda da organizasyonlarında İngilizce'de resilience ama kısaca direnç, direnç de nedir? Çevik ve hızlı hareket edebilen, hızlı karar alabilen, günümüz piyasasındaki problemlere hızlıca adapte sağlayabilen şirketler bu dönüşümle birlikte ayakta kalacaktı zaten. Bu süreç çok ciddi bir şekilde hızlanmış oldu. Ama elinde sonunda şöyle de bir gerçek var. İsterse bir şirket online mecrası güçlü olsun, bir e-ticaret şirketini dikkate alalım mesela ya da bir retailer'ı düşünelim Amerika'da. %70 dükkandan %30 online'dan satarken, evet online taşıma satışı belki %100 arttı ama %70 olan satışı da %80 düştü. Yani baktığında aslında özetle genel olarak ekonomilerde %40-50'ler civarında çok sert bir şokun geçtiği bir çeyrekten geçiyoruz. Ben size birkaç tane istatistik paylaşabilirim Türkiye'den. Türkiye'nin ilk 20 gün ihracatındaki düşüş %40 seviyesinde. Zaten iktisadi faaliyetlerimizin Nisan başı ile birlikte çok yavaşladığını hepimiz kendi şirketlerimizden ve kendi fabrikalarımızdan hepsinden bunlardan görebiliyoruz. Taşıma sayıları açısından baktığımızda da aynı sorunlar geçerli. Özetle bu kriz farklı coğrafyalarda, farklı sektörleri farklı şekillerde etkiliyor. Bir kısmını çok olumsuz etkiliyor, bir kısmını olumlu etkiliyor. Mesela gıda, tüketim malları ile ilgili olan şirketler ya da ambalaj, paketleme vesaire gibi konularda çalışan ya da sağlık sektörüne tedarikte bulunan şirketler pozitif etkilenirken çok ciddi anlamda Türkiye'nin iş gücünü bağlamış olduğu tekstil, otomotiv, makine imalatı, üretim gibi konularda çok ciddi problem yaşıyoruz. Bunun sosyal etkileri olacak. Neden? Çünkü işsizlik ve yoksulluk en kritik insanları hayatını etkileyen problemler içerisinde yer alıyor. Bütün ülkeler ve devletler de bunlarla mücadele edebilmek için şu anda dünya GDP'sinin yani dünya gayri safi milli hasılasının %20'si kadarını bir destek paketi olarak açıklayıp hem şirketlerin hem kurumların ayakta kalmasını sağlamaya çalışıyor. Fiziksele geldiğimizde lojistik çalışanları denizcilik taşıması olsun, uluslararası karayol nakliyesi olsun, deniz taşıması, hava taşıması olsun. O da ciddi bir şoktan geçiyor. Niye? Çünkü sağlık çalışanları gibi bu çalışanların birincisi devam etmesi gerekiyor, çalışması gerekiyor. Bu virüs koşullarına ayak uydurması, kendi önlemlerini alabilmesi, hem sağlığını hem güvenliğini dikkate alırken bir yandan da müşterilere hizmet kalitesini sunabiliyor olması gereken bir noktadayız. Bu konuyla ilgili ben çok dinamik bir sektör olduğu için lojistik ve taşımacılık sektörünün hızlı adapte olduğunu düşünüyorum. Kendi gözlemlerim de bu yönde. Biz kendi şirketimizde Şubat ayından beri önlemleri alıyoruz. Niye? Çünkü İran önemli bir pazardı bizim için. Ama mesela Türkiye'de bu Mart sonu olaylar daha gün yüzüne çıkmaya başlamıştı. Avrupa geneline baktığımızda da biz özellikle Avrupa'ya taşıma yaptığımız için söylüyorum. Avrupa'da da yani yük akışı, lojistik ve bunların etkilendiği bir durum söz konusu değil. Evet, çeşitli yerlerde kırılmalar vesaire yaşanıyor ama bu segmenti en çok zorlayacak olan özellikle bu krizin Çin'den çıkmış olması sebebiyle dünya tedarik zinciri yapısı tekrar şekilleniyor olacak bu kriz sonrası. Ve bu üretimin bir kısmı Çin dışına başka yerlere kayacak. Bu yüzden de
taşıma ve lojistik sektörünün de buna adapte olması gerekecek. Dünya Ticaret Örgütü 2020 yılı için %15 ile 30 arasında dünya ticaretinde bir daralma bekliyor. Bu daralma ile birlikte muhakkak fazla kapasiteli olan, işte fazla borcu olan, işte bu Metin'in bahsetmiş olduğu dijital dönüşümünü tamamlayamamış olan bizim segmentimizdeki şirketlerde muhakkak bir sorun olarak ortaya çıkacak. Onu yapabilen şirketler için de bir fırsat olacaktır diye düşünüyorum. Kerem, senin sesin mute'da. Onu da ben... Teşekkürler. Parazit yapmayayım diye işte alışıyoruz yavaş yavaş. Bu noktada Ömer'lere ve World'e çok önemli bir rol düşüyor. Ondan da nasıl bir strateji kurmak gerekiyor? İşte mesela yapılabilseydi bu yurt dışındaki toplantılarda ne tür tavsiyelerde bulunulurdu? E-ticaret, e-ihracat nasıl yönlendirilmeli gibi konuları alalım. Birbirinize çok uyumlu bir ekip evet, oldunuz. Farkında doğru, mısınız? Güzel oldu. aslında şöyle bir durum var. E-ihracatla sınır ötesi e-ticaret kendi içlerinde birbirine her ne kadar benzeseler de aslında farklı kavramlar olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de yeni yeni henüz bu işin terminolojisi oturmaya başladı. Sınır ötesi e-ticaret dediğimiz şey aslında hedef ülkede deponuzu kurup o depo üzerinden sevkiyatlarınızı yaptığınız bir modelken e-ihracat ise doğrudan ne yöntemiyle ürünleri tek tek hedef ülkedeki nihai alıcıya ulaştırılması. Şimdi bu iki model arasında aslında bu pandemiyle beraber değişen, dönüşen bu dünyada da aslında bu ikisi açısından da farklılıklar daha da bariz bir şekilde ortaya çıkmaya başlayacak. Bunun sebebi de şu, önümüzdeki dönemde aracı ve toptancıların zaten bir azalan trendde eridiğini görüyorduk. Ama bu pandemiyle beraber bu süreç çok çok daha hızlanacak. Dolayısıyla artık şöyle bir dünya bizi bekliyor. Dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir üretici, herhangi bir yerindeki nihai tüketiciye ya o hedef ülkedeki deposuyla ya da kendi ülkesinden e-ihracatla bu satışı, bu ihtiyacı gerçekleştiriyor olacak. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman bu önümüzdeki dönemde sınır ötesi e-ticarete ve e-ihracata daha fazla adapte olan, bugünlerde bunun hazırlıklarını yapan, yani sonuçta bu pandemi dediğimiz şey eninde sonunda dünya tarihinde defalarca tekrar ettiği gibi bir gün bitecek. Bu ama iki ay olacak ama dört ay, altı ay ki umarım bu uzamaz. Bu pandemi döneminde sınır ötesi e-ticarete ve e-ihracata adapte olan bir şirket pandemiden sonra ciddi anlamda bir atağa kalkacağını düşünüyorum. Burada konuşmamın başında da dediğim gibi tedarikçilerin ve toptancıların her geçen gün aradan çıkıp doğrudan üreticiyle nihai tüketicinin buluşabildiği bir global online dünyaya doğru gidiyor bu iş. Aslında bu açıdan da baktığımız zaman dünya tarihinde devrimsel bir olay yaşıyoruz. Daha düne kadar baby boomer dediğimiz kuşak e-ticaretten alışveriş yapmazken pandemiyle beraber artık tek çıkış yolu bu olduğundan dolayı çünkü bir şekilde sokağa çıkma yasakları var, gönüllü karantinalar var. Bir şekilde ihtiyaçlarını gidermek durumundalar. Dolayısıyla burada en önemli alışveriş seçeneği olarak e-ticaret ve mobil app'ler devreye giriyor. Şimdi burada baby boomer kuşağı dahi e-ticarete ve online alışverişlere adapte
olduktan sonra az önce konuştuğumuz online ve offline satış oranları, Fuat Bey'in az önce bahsettiği rakamlar belki 10 sene içinde tam tersine dönecekti ama belki bu pandemiden dolayı bu önümüzdeki 2-3 sene içinde çok majör bir şekilde bu konuda bir yer değiştirme göreceğiz. Burada borcu olmayan, kendi öz kaynaklarıyla dönen, daha ağırlıkla kendi üreten üreticiler, öz kaynaklarıyla hareket edenler, eğer bu dönemde sınır ötesi e-ticarete ve e-ihracata daha fazla adapte olurlar ve hazırlıklarını eğer bu yönde yapmayı başarırlarsa eğer, pandemiden sonra çok büyük bir fırsat bizi bekliyor. Diğer taraftan da eğer dikkat ederseniz Amazon bir açıklama yaptı ve dedi ki 100 bin kişi şey alacağım. Yani 1000 kişi 1000 kişi işe alacağım dese bunu bir dönemsel açıklama olarak görebilirsiniz. Belki 10 bin kişiyi de dönemsel bir açıklama olarak görebilirsiniz ama rakamı 100 bin olarak gördüğünüz zaman artık bunun dönemselliği yok. Yani demek ki artık Amazon bu konuda çok majör bir değişikliğin olacağını görüyor ve 100 bin kişilik bir işe alım yapacağını duyuruyor. Geçenlerde yanlış hatırlamıyorsam yine Migros 3 bin kişiye yakın kişiyi e-ticaretle ilgili işe alacağını duyurdu. Buna yönelik bir e-ticaretle ilgili işe alımlar, personel ihtiyacı daha da fazla arttı. Yani aslında bu noktada e-ticaret profesyonellerini ve normal kariyerinde devam eden ama e-ticarete bir şekilde ilgisi olanların bu açıdan da çok ciddi bir fırsat döneminde olduğunu görüyoruz. Çünkü personel ihtiyacı bu anlamda çok fazla olacak ve bu dönemde işsizlikle ilgili aslında ciddi anlamda eğer kendini yetiştirebilirlerse eğer bir fırsat dönemi ortaya çıkacak. Biz WorldF olarak hani burada çok kısa bilgilendirme yapayım. WorldF Business School olarak Ticaret Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ile beraber bir istihdam projesi yapacağız. Milliyetin Bakanlığı onaylı Türkiye'nin ilk ve tek e-ticaret ve e-ihracat okulu olduk. Bu dönemde gelen bu istihdam taleplerini karşılamak için ciddi anlamda bir eğitim seferberliği başlatacağız. Mikrofonumu açıyorum bu sefer. Evet. Unutmuyorum, Fuat beni eğitti. Ve şimdi tekrardan Metin'e dönmek istiyorum. Yani biz sonuçta hepimiz aracı konumundayız. O işin içinde biz Metin'le ilk tanıştığımızda e-ticaret anlatacak diye gitmiştim. Ama anlattığı şey daha sonra patlayacak olan sosyal ticaret olduğunu öğrendim. En son görüştüğümüzde de dünya çapında e-ticaret sistemleri kurmak için Last Mile Delivery, bu son teslimatın son adımı üzerine kafa yoruyordu. Şu anda da takip ettiğim kadarıyla WhatsApp üzerinden ticaret, Çin pazarına açılma gibi çeşitli konular üzerinde çalışıyor. O ilk benim girizgahtı. Şimdi asıl uzun konuşma hakkını veriyorum. Bize vizyoner olarak bu sefer ne yapılıyor, nereye gidiliyor, neler kazandıracak onları bir anlatıver. Şimdi şöyle söyleyeyim. Louis Vuitton Bağcılar'da dükkan açtı desem size bugün. Veya da Gazi Osman Bağcılar'da. Gülersiniz ama Louis Vuitton WeChat'te dükkan açmış. Ya bu komik. Hakikaten komik. Ama iş oralara gelmiş. Yani şimdi düşünürdük, Louis Vuitton işte Zorlu'da dükkan açar mı? Veya da işte X alışveriş merkezinde Kapitol'de dükkan açar mı derken Louis Vuitton gidiyor WeChat'te dükkan açıyor. İş bu kadar. Yani bu kadar aslında şunu düşünmemizden farklı boyuta geldiğimizin bir anlamamız lazım öncelikle.
İkinci durum Kerem hocamın söylediği gibi biraz önce, bu arada sağ olsun o da çok vizyoner. Yani hani ben bunları konuşabileceğim kişi sayısı da çok az, onu da söyleyeyim. Anlatıyorum ama herkes başka bir şeyler söylüyor. Kerem hocam bugüne kadar çok destekledi beni bu konuda, çok sağ olsun. Onu da bir teşekkür edeyim bu arada. Şimdi şöyle bir durum var. Lazada bundan 2 yıl önce Filipinler'de %35 pazar payına sahipti. Lazada 2 yıl önceden bugüne kadar 2 katı büyüdü. İki katı büyüdüğü halde bugün %35 pazar payına sahip. Neden? Çünkü Lazada'nın 100 bin tedarikçisi vardı. 100 bin tedarikçiyle iş yapıyordu. Sosyal ticaret o kadar büyüdü ki 40 milyon tedarikçiyle Lazada'nın karşısına dikildi. Bunların elinde 10'ar tane, 20'şer tane ürün var. Lazada'ya da koyamıyorlar ürünlerini az olduğu için. Bunlar kendi başlarına İşte Instagram'dan, oradan buradan kendi ürünlerini satıyorlar. Fakat sayıları o kadar büyük ki bu bizim bildiğimiz marketplace'leri işte aşağıya çekmeye başladılar. Şimdi aslında bu korona durumu da biraz hareketlendirdi bunu. Daha da hızlandıracak bence. Çünkü şöyle düşünün, evimize çekiliyoruz. Evimizde üretip 10 tane, 5 tane bir şey satacağız. Veya da şöyle düşünün. Şimdi ben bir örneğin portakal alacağım. 100 dönüm portakal bahçesi olan insandan mı portakal alırım, 500 metrekare portakal bahçesi olan insandan mı portakal alırım? Şimdi işler hep böyle evriliyor. Çünkü diyorum ki 500 metrekare portakal bahçesi olan adam daha ihtimamlı bakıyordur, daha düzgündür, onu yapmıyordur, bunu yapmıyordur. Öteki daha endüstriyel olmak durumunda mecburen, her şeyi endüstriyel yapmak durumunda ki bu da benim aklıma bir sürü soru işareti getiriyor. Şimdi tüm üreticiler volümlü üretimden aslında küçük üretime, mikro üretime hepsi zorlanıyor. Reklamcılık, eskiden biz mese gidiyorduk direkt televizyondan bir iş yapıyorduk. Şimdi 10 binin üzerindeki reklam hesaplarına, Instagram'daki işte takipçisi olan reklamlara, hesaplara ben reklam vermiyorum, kesiyorum onları. Çünkü inandırıcı değil. Her şey mikroya gidiyor. Çok ürün bulunan siteler azaltmaya çalışıyor. Çok kalabalık siteler daha bulunabilir, daha detay, daha dikey hale gelmeye çalışıyor. Toptancılar mikro satışa dönmeye çalışıyor. Bütün her şey, biz aile olarak büyük bin kişilik şirketlerde çalışırken şimdi gördük bu süreçten sonra zorunluluğu, küçüğe dönmeye başladık. Şimdi şuraya geleceğim. Sosyal ticaret ve bireysel satış COVID'in de etkisiyle büyüdüğünde iki tane önemli unsur çıkıyor karşımıza. Bir, kargo teslimatı, iki, ödeme yöntemi. Ödeme yöntemi de şu. Örneğin mesajlaşmada ödeme yöntemi conversion'u acayip düşürüyor. Çünkü bir IBAN atıyorsunuz ve diyorsunuz ki bu IBAN'a havale yap. Binde 5. Normalde e-ticarette conversion %1-2 iken bu IBAN'le yapılan mesajlaşmayla, direct mesajla yapılan havale usulü ödemede, ödemeyle birlikte conversion oranları binde 5'e düşürüyor. Biz de dedik ki, ya biz dedik mesajla ödeme işini yapabilir miyiz acaba ile yola çıktık. İşte bundan bir yıl önce. Şu anda geldiğimiz noktada WhatsApp'tan, Instagram'dan, işte herhangi bir mesajlaşma tool'undan otomatik olarak ödeme alıyoruz. Bu aslında şuydu bizim için. Sefamer ve bir gün gelecek trafik çekemeyecek. Çünkü Instagram'daki insanlar kendi ürünlerini satmaya başladığında iki tane şey kaybediyorsunuz. Bir, karşınıza rakip alıyorsunuz. İki, trafik kaybediyorsunuz. Çünkü o insanlar trafikleri kendi ürünlerine yönlendiriyorlar. Şimdi bütün marketplace'lerin önündeki handikap bu. Bunlar önce trafik kaybediyorlar, sonra tedarikçi kaybediyorlar, ürünlerini kaybediyorlar ve kendileri büyümelerine rağmen sosyal ticaretin acayip büyümesi bunlara bir pazar payı kaybettiriyor. Biz de burada iki unsuru öne alıp bir, mesajlaşmayla ödeme yöntemini çözüp tüm dünyada biz burada bir pozisyon alabilir miyiz? İki, bunları mesajlaşma dan para alma, ödeme işini çözdüğümüzde bu ürünleri Sefa Merve'ye koyup buradan bir trafik çekebilir miyiz? Sefa Merve'ye. 3. Kargo maliyetleri zaten 15 liranın üzerinde 10 tane karga gönderiyor günde. Bizim çok yüksek volüm gönderdiğimiz için kargo maliyetlerimiz çok düşük. Bunların kargo maliyetlerini de aşağı düşürerek ekstra bir pazar payı alabilirimizden çıkan bir proje bugün başlı başına login'in de WhatsApp'tan olduğu, işte onu da anlatmadım da size. Loginde %30 kayıp var tüm dünyada. Yani bir internet sitesine login olmaya kalktığınızda, giriş yapmaya kalktığınızda %30 kaybediyorsunuz. Search'te ürünle buluşmada %15 kaybediyorsunuz. Adres almada %30, yani adresinizde bir form çıkartıp gir buraya dediğinizde müşterilerin %30'u bunu girmeden gidiyor, terk ediyor. Ödemede de geri kalanın %50'sini kaybediyorsunuz. Totalde %98 müşteri kaybediyorsunuz.
Biz dedik ki WhatsApp login diye bir şey yapsak, hiç şifre password olmadan otomatik login olsa ve bundan sonra da hep login olsa siteye. Search'ü de WhatsApp'a indirsek, WhatsApp'tan search etse, adres almayı da WhatsApp'tan lokasyon alarak bize atsa, ödemeyi de MasterPass'le birlikte cep telefonuna linkli kredi kartlarını MasterPass'ten öğrenip direkt olarak kredi kartını müşterinin önüne getirsek, bir diye setse, ödemeyi yapsa, rüya gibi. Conversion %14'e geldi. Şu anda 1000 paket sipariş alıyoruz. %14 conversion'la Sefa Merve'de bu projeyle. Asıl gitmek istediğimiz yerde dediğim gibi bir trafik çekmek, Sefa Merve'ye bu ürünleri koyup iki ödemesini almak bu sosyal kesimin. Çünkü artık volümlü işlerde para yok. Volümlü toptancı bir konteyner mal sattığında para kazanamayacak artık. Birer birer mal sattığında para kazanacaksın. Onun için daha mikro alana gidip mikro işler yapmak hepimizin için avantajlı. Çok küçük bir katkıda daha bulunacağım. Çin işsizliği şöyle yanmış arkadaşlar. Bunu bir kere bilmemiz lazım. Çin demiş ki bu kadar adam var. Ben bunlara iş vererek bir fabrika kurarak bunlara işsizliği önleyemiyorum. Bu işsizlik devam ediyor. Üreticilere 5'er tane satış elemanı vermiş dijitalden satacak bunları ve bunlara da %5 komisyon verdirmiş. Bu adamlar deli gibi tüm dijitalde bunların ürünlerini satarak hem para kazanmışlar, hem Çin hükümeti işsizliği önlemiş, hem buradaki tedarikçiyi güçlendirmiş, bunların da gücüne güç katıp daha çok mal üretmesini sağlamış. Şimdi elimizdeki kanalları, Louis Vuitton niye gidip WeChat'e dükkan açıyor? Artık WeChat, mesajlaşma kanalları bir kanal. Ben ne yapayım? Mobilden ürün satıyorum sitede. %1 conversion. Masaüstü bilgisayarda %5. Müşteri bize söylüyor zaten, mobil fit etmiyor. Çin bunun çözümünü bulmuş. Adam karşısına bir tane adam koymuş. Bununla direkt conversion'ı çıkartmış %30'a WeChat'te dükkan açıp. Biz daha hala da işte %1 conversion'ı nasıl fit edeceğiz, nasıl yapacağız? Biz buralarda scale mi yapsak, progressive mi yapsak? Microsoft denedi işte. Windows'u aldı, desktop'taki masaüstü Windows'u. Palm'e taşıdı, CE diye. Var mı bugün Palm hayatımızda mı? Değil, yok. Biz de hala e-ticaret sitesini progressive yapıp, cep telefonuna koyup insanlara düşük conversion'la ürün satıp zarar edip Google'a para veya da işte diğer mecralar, reklam mecralarına para kazandırmaya çalışıyoruz. Bir tane adam koyalım, direkt müşteriyi karşılasın, cevap versin. Hem ülkemizin işsizliği azalsın, hem conversion'umuz artsın, hem o adam da para kazansın, biz de daha fazla mal üretelim. Tamam, Kerem, bu noktada ben mikrofonumu aç, biraz daha olsa, yani sokağa çıkma yasağı falan dinlemeyeceğim, sana doğru gelmeye başlayacağım. Tabii ben bir saatlik bir akış yapmıştım ama bazı sorular görüyorum. Konuklarımızı da isterseniz tatmin edin. Sonuçta onlar için buradayız. İlk sorumuz Muhammed Kuru'dan geliyor. Fintech, mobility ve healthcare hakkında nasıl planlama yapmalıyız diye bir soru. Lütfen herkes mikrofonlarını açsın. Bu bölümü diyalog şeklinde yapacağız. Kim almak ister? Bu çok ekranda genel bir soru. Varsın. Bu soruyu biraz daha özelleştirirsek aslında Muhammed Kuru arkadaşımız neyi kastetmiş tam olarak? Biraz genel abi, ifade olmuş. Şöyle, bu Covid'den önce 3 tane sektör yürüyordu. Healthcare, mobility ve fintech. Geleceğin zengini artık Jeff Bezos, e-ticaretçiler değil. Bu alanlarda çıkacak. Çünkü para harcamaya baktığınızda örneğin mobility'de bir telekomünikasyonda ARPU, yani aylık harcama, dünya ortalaması bir kişinin harcadığı para 40 euro iken mobility'de, yani ulaşım sistemlerinde 400 euro. 10 katı olan bir para var. Artık GSM operatörlerinin sahipleri dünyanın en zengin insanları olmayacak. Ulaşım sistemlerinin sahipleri dünyanın en zengin insanları olacak. Böyle bir değişim var aslında. Ben hani o alanda, ama şimdi bunlar da değişti. Korona ile birlikte şehir araba var mı hayatımızda şimdi? Olma ihtimali var mı? Airbnb ne durumda? Koronayla birlikte. Bunlara baktığımızda bayağı bir değişiklik var. Şimdi işte mikro mobility, ya şöyle bir evrim yaşanıyor dünyada. Yani bisikletle biz başladık. İlk hayatımızdaki ilk taşıt ne insanoğlunun? Bisiklet. Bisiklete bindik. Buharı icadı oldu. Trene bindik. Toplu taşıma. Sonra ne oldu? Araba. Dediler ki insanlar, ben daha çok para verebilirim. Arabayla bir yere gitmek istiyorum. İki kişi, tek kişi istediğim zaman gitmek istiyorum. Araba çıktı. Araba lüks oldu. Rolls Royce'u, Aston Martin'i, bilmem nesi geldi. Şimdi döndük gene Martı'ya, skutura. Hepimiz bisiklete. Bir evrim, bu cep telefonunda da aynı evrim yaşıyor. Kimse yaşanıyor. Çıktı Nokia, dedi ki connecting people. Kardeşim bu, sen bununla iletişim kur. Mesajlaş, karşı. Bir şey yap.
Aldık bilgisayarı koyduk içine ama şimdi 12 bin liraya telefon oldu. Kimse istemiyor ki. Herkes bekliyor 400 liraya. Instagram'ın olduğu, WhatsApp'ın olduğu bir telefon. Bence bu evrim orada da olacak. Ama tabii bu süreçlere baktığımızda da Covid'i vesairesi hepsi değişik değişik etkiliyor. Yani bundan bir ay önce bana da sorsaydınız işte public transportation dünyanın en iyi yatırım işlerinden biri. Çünkü hiç optimize olmamış alan. Motoru bile %40 verimliyle çalışıyor ulaşım sistemleri. Mesela lojistik de aynı işin içinde. Geçen LinkedIn'de de yazdım. Motorun %40 çalıştı. Taksi İstanbul'da %30 dolu geziyor, %70 boş. Belediye otobüsü %40 dolu geziyor, %60 boş. Hepsi zarar ediyor. Biz İstanbul'da düşünüyoruz taksi koyalım hala da. 18 bin taksi var, 10 bin taksi daha. Ya bunları %50'ye çıkaralım. Hem trafiği işgal etmesin, az benzin yaksın, insanlar para kazansın. Onun için de yani benim bu üç alanı aslında ben onun için çok iyi alan olarak öngörüyordum. Ve herkes öyle öngörüyordu dünyada. O üç alandan bence yeni zenginler çıkacak. Tabii yeni alanlar eklendi şimdi bu konuya. Kusura bakmayın ben çok konuştum. Arkadaşlara biraz şey yapayım. Evet evet. Ekleme yapmak isteyen? Ben küçük bir şey söylemek istiyorum. Daha iki gün önceki gecede haberini yazdığım için bilgiler çok sıcak. Özellikle sağlık hizmetlerinde uzaktan sağlık ve chatbotlar için acayip bir ilgi oluşmuş durumda. Yani şöyle düşünmenizde yarar var. İş sıkışıyor. Yani sektör olarak değil de Metin'in de çok temas ettiği gibi ne oluyor? Bu virüs bulaşıyor ve bundan sonra da bu tür şeylerle karşı karşıya kalacağız. O zaman sağlığı, teşhisi, tedaviyi uzaktan uygulayabilir miyiz? Bunu geliştiren çok iyi bir noktaya gelir. Veya işte chatbotlar bir sürü enformasyon geziyor ortalıkta. Herkes bir şeyler merak ediyor. İşte teşhis koymak lazım. Şeylere yola çıkıp bir noktaya ulaşmak lazım. O zaman ne yapacaksınız? Bu işi chatbot'a götüreceksiniz ki oradaki garibim doktor bir sürü hastaya bakarken aynı zamanda size açıklama yapmak zorunda kalmasın. Yani artık bence sektör değil, fonksiyon bakmak lazım. Eklemesi olan varsa sorular var. Sonraki soruları da evet var. Evet. Onlara seni desteklemek açısından 5G hayatımızda bayağı bir şey değiştirecek 5G. Yani senin dediğin bu uzaktan sağlık sisteminde ameliyatlarda şu anda aradaki gecikmeden dolayı yapılamıyor. Yalnız bu gecikme 20'de 30'da birine ineceği için artık uzaktan ameliyatlar olabilir hale geliyor. Bu 5G ile birlikte dediğin gibi uzaktan sağlık. Bu yeni bir açılım Covid ile birlikte yine yeni bir açılım. Artı aynı zamanda bu her direğimizde bizim her direkte bir CDN olacak. Yani evinin yakınında bir CDN geliyor artık direğe 5G ile birlikte. CDN'ler artık gidip Amerika'da işte Google'ın cloud'unda falan değil. Senin yakın noktanda en küçük direkti. Çünkü en ulaşılabilir, en yakın yere getirmeye çalışıyorlar ki. Ya eskiden nasıldı? Araba bu kadar çok değildi. Yollar bomboş. Şimdi yollar dolu. Şimdi fiberden taşıyacağın trafik, akıllı trafik taşıman gerekiyor fiberden. Onun için depolamayı biriktirdiğin yeri, datayı biriktirdiğin yeri direğe, en yakın yere yapacaksın ki bu yolda data trafik işgal etmesin. Çünkü datanın geçtiği yolun çok büyük bir değeri olacak önümüzde. Bunlar hep yeni gelecekler işte senin de bahsettiğin gibi. Chatbot. Yani insan koyacağına bir sürü işini chatbotla halledeceksin. Biz de Türkiye'deki ilk smart notla hareket eden ve doğal dil işleme metoduyla çalışan ilk botumuz bizim. Ama full based değil yani. Call center'daki gibi bire bas, ikiye bas gibi değil. Seni verdiğin cevaba göre en akıllı node'a atıyor ve o node'da işlemini görüyor. Chatbot'u yaptık Sefa Merve. İç bünyesinde, kendi bünyemizde hazırladık bunu da. Japonya'da da ödül aldı chatbot üniversitede. Süper. Senin baskınlığını kırmak için şimdi sorularda Ferdi Bey'den gelen iki tane soru var. Birisi sana, sen de Q&A kutusuna bir tıklayıp oradan okursan soruyu. Bir de Ömer'e soru var. Gördün mü? Ömer soruyu gördün mü? Ben görüyorum sonunda. Ben görüyorum. Mümkünse sen soruyu al, hem soruyu okuyalım. Hatta ben okuyayım soruyu. İhracat tarafında yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum demiş. Artık bu süreçte online'a sıcak bakmayan firmalar hızlı bir şekilde online dünyaya hızlı adapte olacak. Buna katılır mı? WorldF olarak yeni dönemde KOBİ'lere yönelik eğitim ve danışmanlık çalışmaları olacak mı? Ya aslında ben az önceki konuşmamda bunlara biraz değinmiştim. Bence
COVID'in tabii ki dezavantajları kadar burada bazı sektörlerde avantajları da oldu. Her girişimcide olduğu gibi ben de yaşanılan bu krizden nasıl fırsatlar çıkarabiliriz? Bu açıdan bakıyorum konuya. Yani karanlığa küfretmektense yeni bir mum yakmak daha iyi. Şimdi baktığınız zaman artık burada dedeler, nineler bile online'dan alışveriş yapmaya başladılar. Önümüzdeki dönemde bugünkü online alışveriş oranları belki 3-4 katına çıkacak. Şu anda Türkiye'nin online perakendesinin, geleneksel perakende oranı %5'lerde. Tabii şu andan bir oran rakam kesin öngörmek çok zor olabilir ama benim kişisel öngörüm, yanılıyor olabilirim. Ama önümüzdeki 5 sene içinde maksimum Türkiye'nin e-perakendesinin normal geleneksel perakendeye oranı %15'lere rahatlıkla gelecek ki bu oran zaten şu anda İngiltere'de, Amerika'da bu seviyelerde. Bu açıdan baktığımız zaman e-ticareti core business olarak yapanlardan çok mevcut işini e-ticarete taşıyanlar, ihracata taşıyanlar bu önümüzdeki dönemde çok daha fazla başarılı olacak. Çünkü artık önümüzdeki dönem fiyat baskısının daha da çok olduğu, alım gücünün daha da azaldığı bir döneme giriyoruz. İster istemez bu dönemi finanse etmek için Merkez Bankası para basmaya başladı. Bunun önümüzdeki 2-3 sene içinde ekonomistler belki bir hiperenflasyon bekliyorlar. Yani tüm bunları üst üste koyduğumuz zaman bir fiyat baskısıyla karşılaşacağımız için üreticilerin e-ticaret ve e-ihracata adapte olması daha da ayrı bir önem kazandı. Buradan aslında ben de Metin abiye de bir soru sormak istiyorum. Şimdi Metin abi, siz bugüne kadar hep tedarikçilerinizin ürünlerini satarak bu bir noktaya geldiniz. Kendi private label'larınızı yapıyor musunuz? Kendi markalarınız doğrudan kendiniz ürettirdiniz. Belki bir üretim tesisi açmak değil de fason olarak çalıştırdığınız atölyeler var mı? Bu pandemi dönemi sizin tedarik stratejinizi nasıl etkiliyor? Şimdi şöyle söyleyeyim, biz tedarikçiler bizi kendi ürünlerimizi yapmaya itti. Çünkü neden? Biz gel getirin ürünlerinizi, mal satalım diyoruz. Yok abi diyor, ben diyor toptan yapayım sana diyor. Bana ver sipariş diyor, yapayım alayım paramı diyor. O zaman dedim ki ya ben senin malın değil, zaten benim malım bu o zaman. O zaman benim malımı yap, bana yapmalı diye bu şekilde başladı bizde iş. Yani biz yoksa kendi malımızı yapalım veya öyle bir hayal yoktu. Tedarikçi parasını peşin alıp, ha bizdeki mantık şu, ben bir satayım, çok para kazanayım değil de vereyim kurtulayım yani. Bir Arap gelsin dükkanı komple alsın, gitsin biz de burada maldan kurtulalım, parayı peşin parayı alalım, rahat edelim yani. Mantık bu olunca Ömer bizi o tarafa çekti. Yani tedarikçiler bizi mecburen. Şu anda %40-50 bizde kendi ürünlerimiz. Sefa Merve'de sattığımız kendi ürünler. Biz de böyle nasıl geçtik bu tarafa? İyi giden, baktık böyle. Dedik ki tedarikçimize, kardeşim bu mal iyi gidiyor. Bunu getir, getiremiyor tedarikçi. O zaman al bu peşin parayı, bana yap bu kadar malla. Biz bu tarafa döndük. Şimdi şöyle bir handikap oldu. Erken biz çok korktuk. Erken korktuk. Yani bu iş... bu pandeminin çıkmasının başında herkes bıraktı. Hemen bıraktı işi. Halbuki peak zamanında bırakacaksın işi. Baştan çalışacaksın. Daha düşük, her şey küçükken bir hale getireceksin. Böyle bir durum oldu. Şimdi ne oldu? Şimdi bizim tedarikler çalışmaya çalışıyor. Pandemi bu noktaya gelmiş. Şimdi mecbur çalışmaya, bırakamam abi çalışıyor. Abicim dün daha iyiyken korumalarını alıp, bütün önlemlerini alıp niye çalışmadın? Biraz böyle sıkıntılar oldu. Ama sonuçta burada da arkadaşlardan bazıları sormuşlar, hani ürün tedariği sorun mu? Sorun. Ama ne olacak? 5 lira fazla vereceksin, gene yapacak herkes. Durum bu. Yani fiyat artacak, kardan biraz aşağı ineceksin, gene bu iş bir şeye gelecek yani. Durum bu açıkçası. Ben burada Fuat'a da dönmek istiyorum. Açıkçası onlar tabii böyle küçük küçük taşıyalım gibi şeyleri yok ama dijital alanda yaptıkları entegrasyonlarla
Zamanında bu alanda epey mesafe kat etmişlerdi eski şirket zamanında. Yani bütün bu dağıtık yapı aslında teknolojiyi daha iyi kullanıp işte arz ve talebi daha iyi bir araya getirip yine büyük hacimler oluşturma oyunu gibi geliyor bana. Yanılıyor muyum? Yani şöyle birkaç tane örnek vereyim. Enteresan. Mesela geçenlerde bu büyük, yani dünyanın en büyük digital freight forwarding şirketlerinden bir tanesinin genellikle kollarına katılıyorum. Orada mesela bu tuvalet kağıdı örneği verdi. İşte marketlerde insanlar tuvalet kağıdı bulamıyor. Aman Allah'ım, işte fotoğraflar, videolar falan. Niye? Çünkü geçmiş talep incelendiğinde dünyadaki tuvalet kağıdının %50'sini kurumsal şirketler aldığı için dükkanlarda tuvalet kağıdı bulunamadı. Yani aslında bu koronavirüsünün neyi nasıl etkilediğini iyi incelemek lazım. Yani şirketler açısından değerlendirdiğimizde şu anda yaşadıklarımızın bir kısmı geçici, bir kısmı kalıcı. Yani kalıcı olan şeyler, sektörler ve hareketler ve davranışlar neler? Ve buna göre senin iş modelin ve kurguladığın iş stratejin gerçekten bu kalıcı değişimdeki fırsatı yakalayabilecek mi? Birincisi. İkincisi, geçici dönemde de yeteri kadar agile mısın? Yani bu geçiş süreci, işte 2-4-6 aylardan bahsedildi ama aşı için, yani insanlığın tamamının bir bağışıklık kazandığı bir aşının sağlanması için bir 12 ay 15 aylık bir süreden bahsediliyor. Bu geçiş döneminde de hayatta kalabilecek çevikliğe sahip misin şirket olarak bence baktığımızda? Şey kısmına gelince, uluslararası taşıma olsun, lojistik olsun, mobility konusu mesela biraz evvel değindiniz. Dünyadaki 6-7 mega trendlerden bir tanesi mega şehirleşme. Şimdi bu mega şehirleşmenin olduğu yapılarda mobilite gerçekten bir hem kaynak açısından baktığınızda çok büyük israfların olduğu bir alan. İsraf olması sebebiyle de çok büyük fırsatları barındıran bir alan. Yani toplu taşımadan tutun da yük taşımasından tutun da uluslararası ölçeklik taşımalara baktığımızda gerçekten de burada bir yani tedarik zincirinin yapısı kurgulandığında bunun daha iyi yapılması gerektiği çok net ortaya çıkıyor. Şimdi bu koronavirüsü sonrası ne olabilir? Ev fiyatları çok yüksek. Zaten belli başlı mega şehirlerde yeni bina inşa etmek zor. Bu yapmış olduğumuz toplantı gibi insanlar daha cluster şeklinde yaşamak, mega şehirlerde yaşamak yerine daha farklı yerlerde yaşayabilirler mi? Daha farklı yerlerde alışveriş yapabilirler mi? İlla iç içe olmaya gerek var mı? Bu gibi trendler bize zaman içinde biz bunu göreceğiz. Ama şu anki trende baktığımızda, işte bundan 35 sene önce baktığımızda sadece 10 tane mega şehir varken bu sene 50 tane mega şehir var. Bundan 10 sene sonra bu trend devam etmesi durumunda 200 tane mega şehir olacak dünya. Ve bütün o bahsedilen işte son en küçükteki kamyonun ya da tırın ya da küçük minivanın yükü bıraktığı case'ler de aynı şekilde geçerli. Uluslararası ticaret anlamında büyük gemilerin götürdüğü büyük montanlar için de geçerli. Komple yeniden baştan düzenlenecek ve dizayn olacak baktığımızda. Teknoloji bunun içerisindeki en önemli kısmı. Şimdi biz mesela bizim şirketimizde de birincisi ekipmanın çok efektif şekilde kullanılması, dijital freight forwarding'de yani yüklerin alınıp bağlanması ve taşınmasında bazı işte teknolojileri, işte yapay zeka gibi, machine learning gibi teknolojileri kullanılması. Bir sonraki adımda da makinelerle birlikte işte autonomous teknolojileri, işte biz limanlarda mesela denemeye başladık. İnsansız tır taşıyan çekicilerin kullanılmaya başlanması. Önce belirli alanlar içerisinde, daha sonra büyük ihtimalle public transport'un olduğu yerlerde bunları kullanılıyor. Bunların hepsi bu taşımadaki zinciri komple değiştiriyor olacak baktığımızda. Ben bir de işsizlik konusunda değinilmişti. Bu e-ticaretle ilgili olan eğitimlerden de bahsedilmişti. Mesela ülkemizde mesela şirketlere giderseniz, 10 sene önce de böyleydi Odalar Birliği'nde, bugün de giderseniz aynı şekilde mesela toplantılarda vesaire. İşte yetkin iş gücü yok, insan yok çalıştıracak vesaire. İşte meslek liseleri var, teknik liseler, buradan çıkanlar bizim işte ara eleman ihtiyacımız var falan. Yani bizim aslında teknolojiye, işte e-ticaret olabilir, dijitalleşme fark, gençlerimizi buraya yönlendirmemiz lazım. Niye? İşsizlik rakamları ortada. Türkiye'deki işsizlik şu anda işte %25, her 4 kişiden işte birinin işsiz olduğu bir genç dünyasından bahsediyoruz. Amerika'da işsizlik başvuru sayısı 22 milyon.
Avrupa Birliği'ndeki beklenti 60 milyon civarında McKinsey'nin raporuna göre. Yani buradaki önümüzdeki en önemli sosyal dalga, işinizi nasıl yapıyorsanız yapın, çok ciddi bir işsizlik ve yoksulluk dalgasıyla karşı karşıyayız. Yani insanların ve kurumların hem bugüne kadar biriktirmiş olduğu servetlerinde hem de ileriye doğru kazanacak olan paralarında bir düşüş olacak ve bu düşüş kalıcı olacak büyük ihtimalle. Yani V şeklinde de toparlansa, U şeklinde de toparlansa. O yüzden Metin'in biraz daha bahsetti. Ya MES üzerinden gidemiyoruz, hani yol alamıyoruz. Para kazanacağımız yer daha mikro seviyede, daha küçük seviyede. Bu bir tek büyük şehirlerde değil. Belki bunun yapısı da değişecek. Daha şehir dışlarında böyle 20 milyonluk 10 tane şehir yerine 5'er milyonluk 100 tane şehrin oldu. Belki Almanya ekonomisine benzeyen, Almanya yapısına benzeyen dünyada böyle bir trendleşme olabilir. Son konuda fintech konusu. Yani dünyada herhalde bu konuda en çok yatırım yapmış olan ülke Asya ülkeleri. Hani WeChat üzerinden ve farklı uygulamalar üzerinden, internet üzerinden ödemelerini gerçekleştiriyorlar. Chat uygulaması gibi para transferi yapılabiliyor. Ve gerçekten Avrupa en azından bu konuda çok geride. Yani Amerika'da belki hani iki arada gibi düşünürsek eğer, hani fintech'in gelişiminde bu coğrafyanın biraz daha yatırım yapması, buna vakit ve para harcaması gerekiyor. Çünkü gerçekten insanların hayatını çok kolaylaştıran bir şey. Ama işin içerisinde para olduğu için bu tarafta müthiş bir regülasyon var biliyorsunuz yani. Önünüzde bankalar, işte kurumlar, regülatörler vesaire. Ve işin enteresan tarafı bu dünya ticaretinde bir savaş vardı biliyorsunuz. Bu savaş aslında sene başında bir askıya alınmıştı. Yani Amerika ile Çin anlaşıyor gibiydi. Ama şu an bu kriz sonrası beklenilen trendlerden bir tanesi de nasyonalizmin artması. Yani bu neyi getiriyor yanında? Regülasyonun daha fazla artmasını getiriyor. Bu bazı şeylerin yapılmasının kolaylığını zorlaştıran bir hal alabilir. Bu konuda da dikkatli olmak lazım. Sonuçta biz işte e-ticaret olsun, globalleşen, küreselleşen dünya olsun, birçok işin daha kolay yapılması üzerinden hareketle yapılan bazı şeyler. Ama günümüz coğrafyasında, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi ülkesine ya da kendi ekonomisini koruması olsun, Avrupa Birliği ülkelerinde kendi işlerinde bir blok halinde hareket edemiyor olması, her bir ülkenin kendi ekonomisini korumaya çalışması olsun, gerçekten daha ulusalcı, daha işte kendine yetmeye çalışan bir dünyaya doğru yola çıkıyor olabiliriz. Bu da aslında bu gibi bizim gibi düşüncede olan işte e-ticaret gibi sınırların kalkması gibi bazı şeylerin daha kolay yapılması gibi olan işletme ve kurumların vizyonuna bir engel ya da bir challenge olarak ortaya çıkıyor. O da bence dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi. Başka bir challenge'ımız daha var. Kaç gibi 3 dakika sonra bitirsek Ömer olur. Platform yani saat buçukta yani 7 dakikamız var. 7 dakika. Ama bir ara hazırlık belki olacaktır. Yok. Şey onu hesap ederek yaptık aynen. Ha tamam. Süper. Benim daha Instagram'da yaptığım sohbetlerde gördüğüm şey şu. Yani her şey en son işte Tansu Yen'le dün konuştuğumuzda normale dönecek bir şekilde ama normal dediğimiz şey eskisi olmayacak. Yani işte mesela takı sektörüyle ilgili sorular var. Takıyla ilgili Çin'den gelen veriyi ben o soruyu gördüm. Çin'den aylık gelen veri takının yani altın dışı olan takı %80 düşmüştü. Yani Nisan ayında baktığımızda. Sonra açılmayla birlikte bir artış var. Niye? Çünkü insanlar kriz dönemlerinde altın satın alıyor. Yani altını bir para birimi gibi değil, bir hani savunmacı bir yatırım anlamında satın alınıyor. Onun dışında diğer takılardaki yani tekstil ürünlerinde %75'ti düşüş. Takıda da %80'di. Çok net hatırlıyorum, rapor önünde değil şu anda ama. Çin'de niye önemli? Şubat ayında çıktığı için Çin'deki aylık veriler toparlanmanın nasıl bir seyir alabileceğini bir öncü gösterge olarak dikkate alınıyor. Ama siz bugün Çin'de yeni normali konuşuyoruz Kerem ama mesela Çin'de sokağa çıkma yasağı bitti ama insanlar sokağa çıkmıyor. Yani insanlardaki korku eşiğinin aşılması bağışıklık ve aşıda ve ilaç tarafındaki gelişmelerle ortaya çıkacak. Yoksa sanayiler ve fabrikaların çalışmasıyla ilgili bir sorun yok. Bu sanayi ve fabrikanın ürettiği malları alacak insanlarda şu anda sorun var baktığımızda. O güvenin tekrardan sağlanması biraz zaman alacak.
Kerem Bey, ben burada müsaadenizle hemen Fuat Bey'in söylediği bir şey üzerine bir katkı yapmak istiyorum. Bence çok güzel bir noktaya getirdi konuyu az önce. Şimdi bu pandemiyle beraber nasyonalizmin dünyada yükselişte olduğunu görüyoruz ve okuyoruz. Bununla beraber yeni regülasyonlar da gelecek. Bu yönde de aslında e-ticaret ve e-ihracatı doğrudan etkileyen konu muafiyetler. Yani siz bugün Rusya'ya 500 euroya kadar ürünleri gümrüğe takılmadan nihai tüketiciye ulaştırabiliyorsunuz ama geçen sene bu rakam 1000 euroydu. Amerika'da bu rakam 800 dolar. Şimdi bu rakamı daha da aşağı çekmeye dönük planlar var. Avrupa Birliği, Gümrük Birliği çerçevesinde bu rakam 22 euro. Bu 22 euroyu 0 euroya çekme durumları var. Bu beraberinde e-ihracatın kademe kademe sınır ötesi e-ticarete doğru evrileceğini görüyoruz. Yani şu, buradaki bir e-ticaretçi bir hedef pazar belirleyecek. Neresi olsun bu Almanya. Almanya'da bir fulfillment center'la anlaşacak. Konteynerle tüm ürünlerini Almanya'daki deposuna gönderecek. Türkiye'de yaptığı e-ticaret operasyonunun birebir aynısını sadece Almanya'da klonlayacak. Ve dolayısıyla aslında baktığınız zaman burada biraz da simülasyon yapıp rakamsallaştırdığınız zaman işin rengi net olarak ortaya çıkıyor aslında. Şöyle ki, Metin abi yanlışsam düzelt, Türkiye'de ortalama e-ticarette paket ortalaması şu an 270 liralarda ya da 250-300 lira arasında bir rakama tekabül ediyor. Ama Statista'nın verilerine göre Avrupa'da, daha doğrusu İngiltere rakamı hakkında mobilden girenlerin 86 pound, masa üstünden girip satın alma yapanların sepet ortalaması 97 pound. Bunu hesapladığımız zaman günlük 500 paket çıkışı olan bir e-ticaretçi Türkiye'de bir hesap ettiğimizde 40-50 milyon TL arasında bir ciro yaparken bunu aynı operasyonu Almanya'da yaptığı senaryoda 140 milyon lira gibi, yani 130-140 milyon lira gibi bir ciroya tekabül ediyor. Bu döviz farkından dolayı. Yani bizim artık burada kademeli olarak belki de hani e-ihracatta belki 90 ülkeye e-ihracat yapmaktansa bu muafiyetlerin sıfır noktasına geleceğini şimdiden öngörüp bir hedef pazar seçip o hedef pazarda lokal bir şirket kurup oradan operasyon yapmak belki daha anlamlı olacaktır. Ömer çok doğru söylüyor. Şöyle de bir şey var. Yani Fransa kapattı kargoya. Kargo girişi yasak dedi. Benim şimdi orada fulfillment bir depom olmasa ben Fransa'ya mal satamıyor hale geliyorum. Şimdi. Avrupa Birliği olarak görüyordum hepsini ben. Bütün organizasyonumu bölgesel olarak yaptım. Yani siteyi sadece Fransa'ya kapatamıyorum ki şimdi. Yani onlar öyleydi ya, Avrupa Birliği'ydi ya. Ama şimdi Fransa kapatınca sanki Avrupa Birliği içinde farklı bir ülke gibi de bütün sistemi yeniden baştan tasarla. Bütün hikayeyi baştan yaz. Onun için ya Bağcılar'da bile olacak Louis Vuitton diyoruz ya. Biz de her ülkede, her yerde defosuyla falanıyla filanıyla olup bu işi halletmemiz lazım. Ömer de sağ olsun bu konuda. Öncü bu bayrağı aldı gidiyor. Onu da tebrik ediyorum. Teşekkürler abi. Son bir dakikamız. Süper. Tamam. Ben son sözlerinizi alayım. Yani ya da ben kapatayım. Bilmiyorum, aslında son sözler benim kafamda oldu. Yani yine 23 Nisan'a bağlarsak biz Cumhuriyeti 1923'te kurduk. Millet Meclisi'ni 1920'de kurduk. Yine Mustafa Kemal Savaş'ın en şiddetli dönemlerinde geleceğin toplumunu tasarlamak için Çalıkuşu romanını okuyup oradan notlar alıyordu diye biliyorum. Bence biz de buna yakışır bir toplantı yaptık 23 Nisan'da. Türkiye'nin geleceğine faydası olacak bir takım şeyleri konuştuk. En azından nüvelerini oluşturduk. Yani bunun gideceği çok daha uzun mesafe var. Mesela belki bir Estonya'daki imkanları konuştuğumuz, orada
residency ile Avrupa Birliği'nin içine nüfuz etmeyi konuştuğumuz bir başka oturum yaparız. Ama yani hiçbir şekilde büzülüp kalma zamanı değil. Hakikaten dünyanın dinamiklerini çok yakından takip edip kriz zamanında hızlı tepki verme gücümüzü de kullanarak, ama bu sefer daha stratejik düşünerek bence yeni bir Türkiye'ye doğru ilerlememiz gerekiyor. Ve hepinize katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Bu platformu bize açtığı için Ömer'e ve WorldF'e ayrıca çok teşekkürler, bir teşekkür ederim. Daha ederim. Çok teşekkürler. Ben de öğrenmiş oldum bu sayede. Bence böyle gidecek. Yani hiç çok farklı görünen insanlar yardımlaşarak yeni sistemler kuracaklar. Ve bu ülkemiz için çok faydalı olacak diye düşünüyorum. Çok uzattım. Söylemek istediğiniz bir şey varsa yine de Ömer'in de izniyle platformu tabii, kullanmak tabii, açısından tabii. Kısa biraz söz verebilirim. Sen tamamsın Metin. Ya sadece Kerem, senin söylediğine ek olarak muhakkak zor bir dönemden geçiyoruz ama karamsarlığa kapılmak için çok genciz ve çok enerjimiz var ve Türkiye'nin evet kısa vadede sorunları büyük ama orta ve uzun vadede geleceği açık. Bu İspanyol nezlesi bundan 100 sene önce İstanbul'da 13.000, 16.000 kişi hayatını kaybetmiş. 100 sene sonra tarih tekerrür ediyor ama Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra işte 46-50 tane fabrika yapmış. Türkiye ekonomisini şaha kaldırmış. Biz de aynı şekilde kol kola, omuz omuza, dirsek dirseğe verirsek bu zor zamanları hep birlikte aşacağımıza eminim. Bunu da başaracağımıza olan inancım da tam. Onu da 23 Nisan'la birlikte söylemiş olayım. Abi biz Covid'den daha iyiyiz şu anda. Yani Covid'den iyiyiz. Yani ben niye Ben o zaman son sözümüzü ev sahibimiz olarak Ömer'e veriyorum. O kapatsın. Çok teşekkür ediyorum hepinize katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Yani bizim bu akşam World of Business School tarafında her hafta yaptığımız ücretsiz ihracat eğitimleri var. Bu akşamki konuğumuz da Metin abiymiş. Ben onu bugün öğrendim. yani bizde işler biraz bağımsız gidiyor. Yani Metin abiyle bugün iki kere bir araya gelmiş olacağız. Ben Fuat Bey'i ve sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Yani iki tane daha dost kazanmaktan dolayı çok mutluyum. Bence bu webinarların sayısı artmalı ve bu toplumun kolay kolay erişemeyeceği bu insanlara bu vesileyle erişme imkanı verip bu fikirlerin, bu ilhamların yayılmasını sağlamak gerekiyor. Bu açıdan bence çok doğru bir iş yaptınız Kerem Bey. Ben tekrar size teşekkür ediyorum vesile olduğunuz için. Teşekkürler. Son olarak tabii şeyi de söyleyeyim. Bu kaydı YouTube üzerinden yayınlayacağız. Tavsiye etmek istediğiniz insanlar olursa, biz yükledikten sonra tabii şu andaki internet sıkışıklığı nedeniyle biraz uzun sürüyor. Yükledikten sonra duyuracağız. Yine benim LinkedIn hesabından ve Fortune Türkiye üzerinden. Tavsiye edebilirsiniz. Oradan da izlemelerine katkıda bulunabilirsiniz insanların. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Artık kapatalım isterseniz. Sağ olun. Program. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.